Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cuma gecemiz mübarek olsun öncelikle. Rabbim şimdiden hepimizi cumaya ulaştırsın. Cuma gecemizi bereketli eylesin. Bu gece özel muhteşem bir namaz var. Bu namazdan bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi cuma gecesiyle ilgili arkadaşlar iki farklı namaz var. Birinci namaz kim cuma gecesi bu iki rekat namazı kılarsa birinci rekatında Fatiha suresinden sonra kafirun ikinci rekatında ise Fatiha'dan sonra Nasr suresini okursa yani Bismillahirrahmanirrahim İza câe nasrullahi vel feth diye başlıyor. Bu sureyi okursa allah Teala o kula 5 müjde verir yani gökler aleminde okul için 5 müjde verildi diye Yazılır Ve ilan edilir arkadaşlar çok önemli bir namaz Bu Her cuma gecesi için geçerli mi diye soracak olursanız eğer Evet Bütün cuma geceleri için Geçerlidir Ama şu an Safer ayındayız Yani Büyük bir ay önemli bir ay Önemli aylarda Cuma geceleri daha da değerli daha da bir değer kazanıyor Allah nezdinde. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. Bizim okuduklarımız, gördüklerimiz bize bunları gösteriyor ama tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. İnşallah e, bu cuma gecesi bu namazı kılalım. Kılamayanlar bir dahaki cumaya da kılabilirler. Bundan sonraki bütün cuma gecelerinde yani perşembeyi cumaya bağlayan her gece bu namazı mutlaka kılın arkadaşlar. Süresi de sabah namazına kadar yani saat e, 4'e kadar vakti var diyelim. Bu gece saat 4'e kadar vakti var. İnşallah bu namazı ihmal etmeyelim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için cuma gecesinde kılınacak olan 2 rekatlık nafile namazı kılmaya diye niyet alıyoruz. Ve sonrasında başlıyoruz namazımıza. Subhaneke okuduk. Euzü besmele çekip Fatiha'yı okuduk. Fatiha'dan sonra besmele çekip Kafirun suresini okuyoruz. Yani şu sure. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم فاتحة السورسندن sonra bunu okuduk sonra rukiyeye gittik rukiyoda üç adet سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم dedik Sonra secdeye gittik. İki secdeyi yaptık. Secdelerde de Subhan rabbel A'la, Subhan A'la, Subhan A'la okuyorsunuz. İki secdeyi yaptınız, kalktınız ikinci rekat için kıyama. Besmele çektiniz, Fatiha suresini okudunuz. Fatiha'dan sonra yine besmele çekip Nasır suresini okuyoruz. Yani az önce de okumuştum ilk ayetini. Bismillahirrahmanirrahim. İfade, nefs-i Allah ve Feth, ve rai'ten, seyedukulun, fi dini Allah, efvaja, f sibh, bi innahu kane tabba. Dedik, rüku yaptık, sonra secdeleri yaptık ve oturduk. Ettahiyyatu Allahu Masailli, Allahu Mabarak. Rabbinal-ateen ve Rabbinal-firli dualarını okuduk ve Selamu aleyküm ve rahmetullah, Selamu alaikum rahmetullah diyerek selamımızı verdik namazımız bitti. Bu namazdan sonra oturduğumuz yerden kalkmadan biraz vakit geçirelim. Çünkü namaz kılınan yere melekût alemi tecelli eder. Rahmaniler tecelli eder. Namaz kılınan yere, secde ettiğiniz yere, oturduğunuz yere hatta daha doğrusu sizin bütün bedeninize, bütün zerrenize o melekût alemi tecelli eder arkadaşlar. Ve siz oradan kalkmadığınız müddetçe o tecelli orada devam eder. O yüzden hemen namazı bitirir bitirmez apar topar kalkmayın. Yani başka işlerinizi birazcık erteleyin. Orada vakit geçirin. Açın ellerinizi Rabbimize dua edin. Mutlaka dualar kabul olacaktır. Ama duaların kabul olma şekli var. Yani duaların kabul olması için yapmamız gereken çok önemli bir nokta var. Onu hatırlatayım. Dualara başlarken arkadaşlar direkt ellerinizi açtınız. Ya Rabbi bana şunu ver. Ya Rabbi bana şunu ver diye değil de dualın başında amin elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain din yahut elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed din. Çünkü duanın başında Allahü u Teala'ya hamd etmek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de salat ile anmak Gerekiyor. Duaların kabul şartlarından biridir bu arkadaşlar. Bunu çok ihmal ediyoruz veya birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Ama dualarınızın kabul olmasını istiyorsanız bunu mutlaka yapın. Amin diye el açtıktan sonra ilk önce elhamdülillahirabbilalim. Ya Rabbi verdiğin bütün nimetlere, verdiğin nefese, verdiğin şu iki göze, verdiğin iki kulağa, bütün organlarımız için bizlere vermiş olduğun bu bütün lütuflar için sana hamd olsun diyerek bu düşünceyle bir elhamdülillah din sonrasında bizlerin doğru yola iletilmesi için göndermiş olduğun Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şeriflerine salavatı şerife okuyoruz ya Rabbi sen ona ulaştır Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed deyin. Yani duanın başında Allahü Teala'yı ve Peygamber Efendimiz'i anarak duanıza başlarsanız eğer Allah'ın izniyle o duanız geri çevrilmez. Bu da çok önemli bir nokta. Bunu not edin, unutmayın. Ondan sonra bu namazı bu şekilde kıldık arkadaşlar. Şimdi dört büyük müjde verilir dedik. Gökler aleminde ilan edilir bu müjdeler. Bakalım bunlar neymiş? Birincisi gökten inen dört büyük kitabı okumuşçasına okul için sevap yazılır. Dört büyük kitap Rabbimizin dört büyük peygambere gönderdiği İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an-ı Kerim. Bunları okumuşçasına arkadaşlar sizlere büyük sonsuz sevaplar, sonsuz ikramlar verilir. Zaten Kur'an-ı Kerim'i bile baştan sona okumak ne kadar büyük sevap. Yani bir de diğer kitapları da düşünün. Kur'an-ı Kerim'e kadar diğer peygamberler vasıtasıyla insanlığa gönderilmiş olan diğer kitaplar da Rabbimizin büyük kitabıdır. Onları okumuş gibi de ayrıca sevap yazılıyor size. İkincisi, 80 sene ibadet etmişcesine sevap verilir. 80 yıl ibadet durmadan 80 yıl boyunca ibadet ettiğinizi bir düşünün, hayal edin ve oradan elde ediz, elde edeceğiniz, sevabı kazanacağımız sevabı bir düşünün şöyle. İşte o kadar büyük sevap size verilir bu namazı kılanlara. Üçüncüsü gövdesindeki kıllar adedince şehirler verilir. şimdi burada tabi bazı kardeşler hocam bu namaz erkekler için mi diye sorabilirler. Hayır yani her insanın gövdesinde allah Teala'nın yaratmış olduğu vermiş olduğu bazen gözle bile görülemeyen nice Tüyler var hepsini bir düşündüğünüzde arkadaşlar bunların sayısınca Rabbimiz sizlere bu namazı kılanlara şehirler verir. Nerede tabi bu dünyada belki e, vermeyebilir imtihan gereği ama ahirette ahiret hayatında cenneti kazandığınız zaman orada bir bakarsınız ki karşınıza şehirler köşkler akla hayale gelmez güzellikte sizlere büyük nimetler verilir. Ya dersiniz ben bunları dünyada bunları kazanacak ne yaptım diye düşünebilirsiniz. Orada insanlar bunları düşünecek, bunları dile getirecekmiş. Ya ben bu güzellikleri kazanabilecek ne yaptım ki Rabbimiz bana bunları lütfetti diye insanlar böyle bir şaşkınlık içerisinde kendisine verilen nimetleri seyredecekmiş arkadaşlar cennette. Yani bunu her mümin kul Allah'ın izniyle yaşayacaktır. Dördüncüsü ne zaman vefat ederse o kişi şehit olarak vefat eder. Bu namazı kılan kişi yani bu niyet ve bu düşünceyle kılacak tabi. Bu inançla kılacak. Öyle kalpten iman etmeden bir kılalım bakalım ne olacak ya diye düşünerek kılarsa tabi ki de olmaz. Yani bu inanç ve bu samimiyetle kılarsa Allah'ın izniyle öldüğü zaman şehit hükmünde vefat etmiş olur. Şehit hükmünde ahirete irtihal eder. Beşincisi de allah Teala onun bütün günahlarını siler ve hesapsızca cennete gir der. Bütün günahlarını Rabbimiz bu namazı kılanlar için bakın günahları bile affettiriyor. Öyle bir namaz. Cuma gecesi çok çok önemli bir gece olduğu buradan belli. Ve Cuma gecesinde bu namazı kılanlara da böyle bir güzellik var. Bütün günahlarınızı Rabbimiz affediyor ve hesapsız bir şekilde gir cennetime. Böyle muhteşem bir hitaba mülaki olmak var. Böyle güzel bir hitapla orada karşılanmak var. Gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. Rabbim cümlemize cennetini nasip eylesin. Cennetinde de cemalini görebilmeyi nasip eylesin inşallah. Böyle dua edelim. Evet bu beş güzellik inşallah bu namazı kılanlara verilecektir. Gökler aleminde böyle bir ilan vardır bu namazı kılanlar için. Çok büyük bir müjde. İkincisi de cuma gecesi iki rekat namaz vardır. Başka bir namaz. Birinci rekatında Fatiha ayetel kürsi 15 İhlas. İkinci rekatında da yine Fatiha ayetel kürsi ve 15 İhlas okunursa ve namazın ardından da bin adet salavat okunursa Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şerifleri için rüyasında Allah'ın izniyle Rabbimizin dilemesiyle Peygamber Efendimiz'i görür. Bu da tecrübeyle sabittir denenmiş uygulamalardan biridir arkadaşlar. Kim Cuma gecesi bu iki rekat namazı kılarsa iki rekatta da aynı sureler okunuyor. Fatiha'dan sonra ayetel kürsi bir kere ve 15 ihlas okuyorsunuz hemen peşinden. İkinci rekatta da Fatiha'dan sonra bir kere ayetel kürsi 15 ihlas okuyorsunuz. Oturup Ettehiyyatü Allahüme salli Allahu meberk okuyup selamınızı veriyorsunuz. Rabbena etna Rabbena filli de var tabi. Bunları okuyup selamınızı verdiğiniz zaman yine yerinizden kalkmadan bin adet salavat getirdiğiniz takdirde Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'i rüyanızda görürsünüz arkadaşlar. Tabi bir de istemek lazım. Efendimiz'i görmeyi arzu etmek, dilemek lazım. Yani kuru kuruya hiçbir şey olmaz. Onun aşkıyla almak lazım. Onu görmek için çok çok istemek lazım yani. İstemeden hiçbir şey olmuyor gerçekten de öyle. İstemek lazım arkadaşlar. Rabbim öncelikle istemeyi bizlere nasip eylesin ve sonrasında da Peygamber Efendimiz'i rüyalarımızda görebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Cuma gecemiz mübarek olsun. Şimdiden hepimizin cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.